Herkese merhabalar. Evet, tatil bitti, okullar başladı, işler hız kazandı ve güzel Eylül ayında hem sizin sorularınızı cevaplamak hem de Eylül ayındaki güzel kitaplarımızı sizinle paylaşmak için merhaba dedik bugün. Şimdi ilk önce ama Ağustos ayından başlayayım ve bazı bu sırada sorularınıza da yanıt vereyim. Mesela hepimizin aşık olduğu Cam Şato. Cam Şato ile ilgili büyük bir hevesle çevirisini bitirdik, yetiştirelim diye çabaladık. Fakat biliyorum birazcık kapak görselinden eleştiriler geldi. Ama burada şunu unutmayın, hemen söylemek istiyorum. Bu kapak görselini seçmemizin nedeni sizin fiyatını biraz daha ucuza alabilmenizi sağlamak. Bunun için anlayış gösterdiğiniz için de çok teşekkürler. Sonra bildiğiniz gibi yine tabii ki devamını hala bekliyorsunuz. İnan bana serinin 4. kitabı geldi. Bunun için ayrıca küçük bir teşekkür etmek istiyorum. Son kahve bükücü Ahmet'e çok güzel paylaştı. Çok sağ ol Ahmet. Evet, devamını da gelecek. Ne zaman olduğunu biraz sonra sorularda söyleyeceğim. Biliyorum bazılarınız hastası. Sophie Kinsella'yı tekrar basıyoruz ve basmaya devam ediyoruz. Ama yeni yani burada çevirmene çok teşekkür ediyorum. Tekrar tekrar üzerinden geçerek yepyeni tertemiz bir çeviriyle geliyor. Sonra da bir sorunumuz daha vardı hatırlarsanız. Düşmanlar. Düşmanları da yine aynı şekilde pek çok sorunla karşılaştık ne yazık ki kitapta. İlki niye ciltli basmadığımız konusuydu. Şu yüzden yine aynı sorunlar. İki şey arasında kaldık. Orijinal kapağına mı para verelim yoksa ciltli mi basalım diye. Hep birlikte oturup bütün yayınları böyle bir karar verdik. Ciltsiz basalım, çok daha ucuza basalım ve alıştıkları görselle basalım okurlarımızın diye. Evet, ne güzel bu kararı verdik, bastık. Ama biliyorsunuz son 8 sayfası eksik çıktı. Gerçekten burada büyük bir üzüntü, büyük bir hızla hemen ama son 8 sayfayı içine tekrar koyup bastık. Ve küçük de bir özür niteliğinde bir kısmını da ciltli bastık ve iadeler, adresler geldi. Yani size yayınlamıştık. O adresleri hatta bugün adreslerine göndermeye başlıyoruz yeni kitaplarını. Ve birazcık da şimdi Eylül'den bahsedeyim. Eylül'de ilk önce Dex Plus'ımızdan bahsedeyim. Dex Plus'ta Emma Chase'leri merak ettiğinizi biliyorum. Ben de çok seviyorum Emma Chase'i. Onun yeni kitabı var. Hatta şimdi Çiğdem'le birlikte bekliyorduk kitabın gelmesini. Ama matbaadan henüz gelmediği için gösteremiyorum. Şimdi ikinci kitapta da Kardeş Prens'in yaramazlıklarını okuyacaksınız ve çok da beğeneceğinizi umuyorum. Devamı da gelecek ama sonraki sene. Ve şimdi de Eylül'ün çok değerli bir yazarından bahsetmek istiyorum. İpek Gökdel'i şöyle tanıyorsunuz. Kara Kalem serisinden tanıyorsunuz. Hakan Muhafız dizisine ilham olan kitaptan tanıyorsunuz. Ama bu sefer İpek Gökdel öyle bir hikaye yazdı ki, üç kadının hikayesini, üç çok yaralanmış, çok örselenmiş üç kadının hikayesini yazdı. Yani gözümün önüne gelince satırlar bile dehşete düşüyorum. İnanamayacaksınız hikayenin güzelliğine ve zorluğuna bu arada. İpek Gökdel, iyi ki varsın, iyi ki yazmaya devam ediyorsun, iyi ki seni basmaya devam ediyoruz. Eminim çok seveceğinize. Bu da bu hafta raflara çıktı. Bazı kadınlar ayete karşı yürür. Özellikle bunun altını çizmek istiyorum. İkinci kitabımız da yine benim çok çok sevdiğim genç bir kalem. Anılcan Uğuz. İlk kitabı Kalbimde Çivilerle Uyumuş Gibiyim. O da çok güzel bir hikayeydi. Bu hikayesinde de, yeni hikayesinde, Aynadaki Masallarda da yine genç bir adam var. Bu sefer İstanbul'da kardeşini arıyor. Ama yarattığı dehlizler, yarattığı, kendisi şöyle diyor, anti polisiye edebiyatı. Onu da okurken çok mutlu olacağınıza eminim. Şimdi de biraz bir eleştirimiz daha vardı. Ona değinmek istiyorum bu noktada. Yayın evimiz çok büyüyor.
Dex, Dex Plus. Burada bu markada Doğan Kitap, Doğan Egmont çatısı altında 100 kişi çalışıyor. Ve pek çok gördüğünüz görmediğiniz pek çok alt marka var. Ve bunlarla birlikte bizim genel bir amacımız var. Her türlü türe, her türlü okura seslenebilmek. Gerçek anlamda ilk kitabı da ağır edebiyata da biliyorsunuz Dex çok sağ ol var ol Zülfü Livaneli bastı. Ve pek çok ilk kitap basmaya başladı. Basmaya da devam edecek yeni ilk kitaplar var. Ve bunları basabilmek için bazen çok eleştirdiğiniz bazı isimleri de basıyor. Ama dediğim gibi samimi bir şekilde kapımız açık. Ünlü kitaplarına da, non-fiction romanlara da her türe dediğim gibi samimi bir şekilde içini açan, bizimle anılarını paylaşan, hikayesini paylaşan, emeğini paylaşan herkese kapımız açık. Bizi tekrar anlayacağınızı umuyorum ve tekrar altını çiziyorum ki bu ilk romanları basabilmek için bir markanın ilk önce okurlara ihtiyacı var ve çok daha fazla kitleye hitap eden kişilere de ihtiyacı var. Çok teşekkürler anlayışınız için. Şimdi de sorularınız. Bunlar da bizim için çok değerli. Hep birlikte oturduk ve şunu dedik. Evet, bütün sosyal medyadaki bütün yorumlarınızın altına bazen ben de çok istiyorum yazmayı ama yazamıyoruz. O yüzden de buradan cevap vermek istiyorum. Notlarımı da aldım. İlk önce şeye de söylemek istiyorum. Buradan Kayıp Rıhıtıma da selamlar. Bir süre önce çok güzel cevap veriyordum. Fakat bir süredir ne yazık ki cevap veremiyorum. Çünkü hep birlikte buradan soruları cevaplamak istedim. O yüzden tekrar selamlar, teşekkürler. Şimdi bininci kat soruldu. Bininci kat 3. Biraz önce dün bir anket yapmıştık. Orada çıkanın sonucunda bininci kat 3 2020'nin Ocak ayında. Tamam mı? Lütfen sabredin. Dikenler ve Güller Sarayı'nın devam kitabı 2020 Şubat ayında. Merak etmeyin, planlar burada. Biraz gizli ama bir kısmı gizli yani. Zalim Kral'ın ikincisini soruyorsunuz. O da 2020 Nisan ayında. Bütün bunlar şu anda planlandı. Evet ama çevirmenlerin durumu, bizim durumumuz belki bir ay ötelenebilir. Ötelenmemesi için dediğim gibi elimizden geleni yapıyoruz. Bir de Cemis'in hayranları var. Ben de onlardan biriyim. Kırık Diyarı'da devam ettirmek için elimden geleni yapıyorum. Ve onu da 2020 Mart'a koydum. Şimdi Titan 4 çok geliyor. Titan 4'te biliyorum bir an önce çevirtmek istiyoruz. Fakat muhteşem çevirmenimizin elinde bir sürü işler var. Yani görmediğiniz üzere sahne arkasında pek çok problem oluyor. Ve bu yüzden de ve biz aynı çevirmenle devam etmek istediğimiz için ona saygı duyuyoruz. Canımız ciğerimiz zaten. O yüzden Titan 4 2020'nin bahar ayında. Dokunma Bana 5 var. Şimdi bana kızacaksınız. Aynı şekilde Dokunma Bana 5, 2020 Kasım gözüküyor. Bu da aynı problemden kaynaklı. Baskıları biten bazı kitaplarımız var. Melez sözleşmeleri. İlkokurlarımıza selam buradan. Onları da basacağız. Lüks'ün bazı serilerini de biten kitapları da basacağız. Ama bunun için çok hızlı hareket edemiyoruz. Stokların geri dönmesi gerekiyor falan. Minicik bir küçük yorum vardı. Ona cevap veriyorum. Ventura'nın efsanesini buradan söyleyeyim basmıyoruz. Devam edemiyoruz. Ne yazık ki. Ve şimdi de çok güzel bir haberim var. Muhteşem bir haberim var. Biraz önce telifçimiz Simge'ye de buradan selam. O söyleyebileceğimi söyledi. Susan Collins gelecek. Açlık Oyunları. Başka hiçbir şey söylememe izin yok. Sustum. Ha bir de hemen söylüyorum. Simge şunu da söyleyebilir misin dedi. Hemen söylüyorum. Buradan Deniz Başkaya'ya o kadar çok teşekkür ediyorum. Kendisi 2012'den beri Cam Şato'yu sizler için çeviriyor. Ve Cam Şato'nun son kitabı 997 sayfa.
Ve bu demektir ki Deniz Başkaya yemiyor, içmiyor, başka hiçbir şey yapmıyor ve cam şatı çeviriyor. O yüzden lütfen biraz sabır. Bir de güzel bir haberimiz vardı, paylaşmıştık ama tekrar paylaşmak istiyorum. Zülfü Livaneli, biliyorsunuz Rüzgarlar Hep Gençtir bizden çıkmıştı. O Storytel'e de teşekkürler. Orada ikinci sırada. En çok dinlenenlerde. Bu arada çok canımız yazarımız Ayça Erturan, unutmayın, pazar günü Kadıköy'de Mephisto'da, Mephisto'ya da çok teşekkürler. Saat 5'te imzada sizleri bekliyor olacak. Ayça'cığım çok özür dilerim. Gelemeyebilirim ama yanında olacağım. Yani bunun için çok çabalayacağım. Bir de ben size bir soru sormak istiyorum. Gizemli adamlarımı merak ediyorsunuz? Serimizi, Kara Hançer kardeşlerini mi? Yoksa Dublin Caddesi'ndekileri mi? Bunu da bu şeyin paylaşımın altına yazarsanız çok sevineceğim. Ve şöyle kapatmak istiyorum. Korsana hayır. Lütfen PDF okumayın. Lütfen. Var olabilmemiz için PDF okumamanız şart. Çok teşekkür ediyorum. Sizi çok seviyoruz.